Arkadaşlar dersimizde Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın usta deneme yazarı Nurullah Ataç ile devam ediyoruz. Nurullah Ataç hocam. Evet. Nurullah Ataç'ı Ataçlardan hatırlayacağız. Kağıt tutturucu Ataçlardan hatırlayacağız. Evet. Buradaki Ataçlarımız Hakem Ataç. Dergilerle günceler bir çekişme içindedir. Dergiler güncelere der ki, günceler seni karalama defteri gibi kullanıyorlar. Sana hiç özen göstermiyorlarlar. Bunun üzerine günceler altta kalır mı? Kalmaz tabii. Sen okuruma mektuplar yazıyorum diyorsun. Günlerin getirdiklerini hiç düşünmüyorsun diyor. Günler neler getiriyor? Modaya hiç uymuyorsun diyor. Bunun üzerine orada dur diyor Ataç. Ataç Hakem değil mi? Orada dur diyor. Söz arasında diyor, sözden söze atlamak yasak diyor. Söz arasında sözden söze atlamak yasak. Nurullah Ataç'ın eserleri dergiler, günceler, karalama defteri, söz arasında sözden söze, okuruma mektuplar, aynı zamanda günlerin getirdikleri. Evet. Nurullah Ataç Türk Edebiyatı'nda bir deneme yazarı olarak tanınır. Evet. Eserlerinin tamamında dilde sadeleşmeye çok özen gösterir. Şu an bizim kullanmış olduğumuz pek çok öz Türkçe kelime aslında Nurullah Ataç'ın bize hediyesidir. Ulusal, Yargıtay, Danıştay gibi kelimeler Nurullah Ataç'ın ortaya çıkarmış olduğu öz Türkçe kelimeler. Sözcükleri türetirken her zaman için Türkçenin gramer kurallarına uymak gerekir düşüncesinden uzaklaşmış. Yani gramer kuralları dışında sözcük üretmek amacındadır. Dolayısıyla kullanmış olduğu sözcüklere baktığımızda bize bazıları tuhaf gelir. Bu yüzden kendi döneminde kısmen de olsa eleştirilmiş ama bazı kelimeler gramer yapısı her ne kadar eleştirilen sözcükler olsa da tutunabilmişler, tanınmışlar. Nurullah Ataç'ın başka bir özelliği, devrik cümleleri seven bir yazardır. Bu belirleyici bir özelliktir hocam. Bir tanıtım paragrafı Nurullah Ataç'tan söz ediyorsa devrik cümlelere yer verdiğini, Arapça, Farsça sözcükleri kullanmamakta çok gayret gösterdiğini ve en önemli özelliği belki de V bağlacını hiç kullanmadığını söylerler. Dolayısıyla V bağlacı yerine sürekli ya da çok kullanımlı olarak virgül noktalama işaretini kullanır. Bu da Nurullah Ataç'ın ayırt edici özelliklerden biridir.